3 fazla senkron motorumun çalıştırılıp durdurulma devresinin çalışma mantığı nasıl, mühürleme işlemi nasıl gerçekleşiyor? Şimdi buna bakalım. Kumanda devremdeki F0 sigortam, otomat sigortam açık ve L1 fazım şu anda sigorta girişine kadar gelmiş durumda ve sigorta açık olduğu için enerji akışı devam etmiyor. Yine aynı şekilde güç devremdeki L1, L2, L3 fazları güç devresinin F1 sigortasının girişine kadar gelmiş ve F1 sigortam da açık olduğu için enerji akışı, faz akışı devam etmiyor. Soldaki şekilde sigorta girişlerinde enerjiyi görüyoruz. Şimdi bu sigortaları sırasıyla kapatalım. Sağdaki resimden devam ediyorum. Önce kumanda devremdeki F0 sigortamı kapadım. Sigortamın kontağı üzerinden, kapanan kontağı üzerinden enerji akışı gerçekleşti. F2 termik rölemi 95-96 nolu kapalı kontağından geçti. S11 buton grubundaki 0 nolu stop butonunun 21-22 nolu kontak kapalı olduğu için bunun üzerinden de geçti. Ve S11 buton grubundaki 1 nolu start butonunun 13 nolu kontağına geldi. Yine buradaki ekten devam etti. Q11 kontaktörümün 13-14 nolu açık kontağının 13 nolu kontağına kadar geldi. Start butonunda ve mühürleme kontağı da açık olduğu için enerji akışı buradan devam etmiyor. Burada termik rölemin 95-96'sı kapalı üzerinden geçti dedim ama termik röle devre çalışma mantığıyla alakalı olmadığı için güç devremde göstermedim. Şimdi o zaman kumanda devremde benim stop butonun üzerinden geçen enerji start butonunun 13 nolu kontağında kaldı ve kontak açık olduğu için devam etmiyor. Yine aynı şekilde de Q11 kontaktörümün 13 nolu yardımcı kontağına açık olan kontağına geldi ve bu kontakta açık olduğu için devam etmiyor. Aynı şekilde güç devriminde sigortalarını kapatalım. Sigortalarım kapandıktan sonra L1 fazım sigorta üzerinden Q11 kontaktörümün 1 nolu kontağına, L2 fazı yine sigorta üzerinden Q11 kontaktörümün 3 nolu kontağına ve L3 fazı da sigorta üzerinden Q11 kontaktörümün 5 nolu kontağına geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ana kontaklarım ve bu kontaklar da açık olduğu için şu anda enerji akışı motora doğru devam etmiyor. Devam edelim. Şimdi start butonuna basalım. Start butonuna bastığımda yani S11 buton grubundaki 1 nolu butona bastığımda 13-14 nolu kontaklar kapandı. Kapanan 13-14 nolu kontakların üzerinden 13'e kadar gelmiş olan enerji devam etti. Q11 kontaktörümün A1 bobin ucuna ulaştı ve Q11 kontaktörüm enerjilendi. Q11'in devre üzerinde bir kontağı var. Hangisi? 13-14 nolu adına mühürleme kontağı dediğim yardımcı açık kontak ve Q11 enerjilendiğinde devam ediyoruz. Bu kontağına da kapadı. Q11'in 13-14 nolu kontakları şu anda kapandı. Enerji artık iki paralel koldan devam ediyor. Bunlardan bir tanesi start butonunun 13-14 nolu kontağı üzerinden, diğeri buna paralel olan Q11'in 13-14 nolu yardımcı kontağı üzerinden. Peki bu kontaktör enerjilendiğinde başka ne oluyor? Bu kontaktörün benim güç devresinde ana kontaklarım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 açık kontaklardı ve bu kontaklarım benim kapandı. Bu kontaklarım kapandığı için bu kontaktör üzerinden motora L1, L2, L3 fazları U ve W uçlarına ulaştı ve şu anda motorum dönmeye başladı. Şimdi start butonundan elimizi çektiğimizde ne olur? Start butonundan elimizi çektiğimizde evet start butonunun 13-14 nolu kontakları açılır. Normalde açık bir butondu ve elimizi çektiğimizde uyarı kalktığında 13-14 nolu bu kontaklar açıldı. Fakat az önce söylemiştik, start butonuna paralel bir yol daha oluşmuştu. Neydi? Q11 kontaktörümün 13-14 nolu yardımcı kontakları. Bu devre üzerine ne iş yapıyor? Mühürleme işlemi yapıyor. Evet, start butonundan elimizi çektik. Start butonu üzerinden enerji geçmiyor ama enerji akışı artık Q11'in 13-14 nolu mühürleme kontakları üzerinden Q11 bobinini beslemeye devam ettiği için start butonunu açsak da kontaktörüm enerjisiz kalmayacak ve mühürleme kontağı üzerinden kendisini beslemeye devam edecektir. Peki şimdi stop butonuna basarsak ne olur? Stop butonuna bastığımızda stop butonu devrenin enerjisini kesti. Yani enerji akışını kesti. Stop butonun altına enerji vermedi. 21-22 nolu kontaklar normalde kapalı kontaklardı. Uyardım, üzerine bastım. 21-22 nolu kontaklar açıldı. Açılınca üzerinden enerji akışını kesti. Kesince aşağıdaki Q11 kontaktörümün
enerjisi de kesildi. Q11 kontaktörümün enerjisi kesildiği için oradaki 13-14 nolu mühürleme kontağını da ne yaptı? Açtı. Artık stop butonundan elimizi çeksek de, stop buton üzerinden enerji geçirse de, slide'da ilk başladığımız resimdeki gibi, yani şuradaki gibi devre kalacaktır. Niye? Enerjisi kesilmişti Q11'in, 13-14 nolu mühürleme kontağını açtı. Artık stop butonundan elinizi çekseniz 21-22 nolu kontağını kapasa dahi start butonunun 13-14 nolu kontağı açık. 13'te kaldı enerji ve yine enerjisi kesildiği için açılan Q11 kontaktörümün 13 nolu kontağında enerji kaldı. Ve eğer bu noktada siz tekrar start butonuna basacak olursanız motor tekrar çalışmaya başlayacaktır. Mühürleme devresinde mühürleme kontağının yaptığı iş, start butonundan elimizi çektiğimizde kontaktörün yine kendi kendini besleyebilmesini sağlamaktır.